Bando Es-Es yazıyor. Gel gel. Burada. Hadi bir saniye. Bando Es-Es aslında bir eğitim kurumu oldu bir yerde. Eğitim kurumu özelliği var. Mesela 3 tane öğrencimiz Anadolu Üniversitesi Konservatuvarı'na girdi. İkisi orada. Birisi de şu anda subay çıkacak. Ankara'da Askeri Mızıka Okulu'nda Devlet Konservatuvarı'na devam ediyor Hacettepe. Subay çıkacak. Bando Es-Es'ten yetişti bunlar. 6 yaşından itibaren bizdeydiler. Gerçekten Bando Es-Es bir okul. Taraftarın içinden çıkan taraftar bandosuyuz. Zaten taraftarın kabul etmediği hiçbir şey devamlı olamaz. Taraftar bizi bağrına bastı. Taraftarın desteklemediği bir grup tribünde yaşayamaz. Bizimki bir Türkiye'de ilk. Taraftarın içinden çıkan, hatta ilk enstrümanlarımızı taraftarlar aldı. Aralarında para toplayıp taraftar aldı bizim enstrümanlarımızı. Onun için taraftar içinden çıkan bir grubuz biz. Kötü gidiyor. İnşallah şimdi kan değişikliği oldu Suat Hoca'yla. Şimdi gençlerin şeyi de açıldı. Transfer durumu da açıldı aşağıdan. Futbolcular gelecek. İnşallah ikinci yarı toparlayıp yukarı tırmanmaya çalışacağız bakalım. Bin bir ümitle geliyorsunuz buraya. Bu maçı kesin alacağız diyorsunuz. Olmadığı anda bir gol yiyorsunuz. Yani işte gençlerin tecrübesizliği de oluyor belki ondan kaynaklı. Elbette etkiliyor, elbette. Ama galip geldiği zaman da Süper Lig'i hatırlayın. Nasıl coşkulu, hangi maçtı? Trabzon, yanılmıyorsam Trabzon maçı. Tam 27 dakika kesintisiz Espana çaldık. Stadyumda golleri anons ettilerse de biz duymadık. Anons edemediler yani. Hatta 3-0 gerideydik. 3-2 oldu filan. O maçı mesela hiç unutmam yani. Coşku aynen bizim tabiatımızda var. Ben görür müyüm görmez miyim bilmiyorum. Yani inşallah ömrüm vefa eder. Es-Es'i Süper Lig'de görmek isterim şahsen. Çalarken yani bir gol yemek hüzünlendiriyor ama gol atınca da neşeyle, sevinçle, coşkuyla içinden böyle bağırta bağırta çalarak neşeyle geliyor. Esas taraftar olarak hakikaten çok çok üzülüyoruz. Süper Lig'de olmayı, Avrupa Kupalarına katılmayı, şampiyonla oynamayı kimler istemez, hepimiz istiyoruz. Her taraftar gibi biz de çok çok üzülüyoruz ama bir Bando Es-Es olarak bizim için fark etmiyor. Biz Süper Lig'de de olsa aynı marşları çalıyorduk, aynı şevkle, aynı heyecanla çalıyorduk. Şimdi 2. Lig'deyiz. Yine aynı şekilde çalacağız. Allah göstermesin, daha kötü olursa yine çalarız. Toprağa düşene kadar derler ya, biz toprağa düşene kadar Bando Es-Es'liyiz. Bando Es-Es'le birlikteyiz. Es-Es'imizin her zaman arkasındayız. Tabii ki yarın 1. Lig'e çıkacağız inşallah, Süper Lig'e çıkacağız. O zaman daha büyük, muhteşem çalacağız, daha zevkle geleceğiz, daha şeyle ama şu enstrümanı elime alıp, şu Bando Es-Es kıyafetini üzerime giyip buraya geldikten sonra Es-Es'in hangi ligde olduğu beni çok fazla ilgilendirmiyor. Yeter ki Es-Es sahaya çıksın.